Demin yine teknik bir problem oldu. Kesildi yayın. Zaten sürekli olarak birileri de girip çıktı. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi 26 haftalık hamileyim, bebeğin suyu azmış, ne yapmalıyım? Bebeğin suyunun az olmasının nedeni ne olabilir? Su gelmesi olabilir. Onun dışında bebek eğer ufak kalmışsa ona bağlı olabilir. O yüzden mutlaka düzenli olarak takip edilmesi lazım. Bebeğin suyunun az olması önemli bir bulgu çünkü. Başka sorular gelmeye başlayacak. Gebelikte hemoroid demiş. Gebelikte hemoroid kabız olmamaya çalışmakla tedavi etmek lazım. Ve doktorun önerisine göre kullanılacak olan ilaçlar da var. İki düşük oldu. Önce kimyasal, sonra tekrar gebelik oldu. Kalp atışı olmadı. Kürtaj oldu. Normal. Doktorum ultrasonda az yapışıklık gördü. Sizce kendi hamile kalabilir miyim? Yapışıklık engel olur mu? İlaçlı rahim filmi çektirmeniz lazım. Yapışıklığın derecesini anlamak için ilaçlı rahim filmi çektirmek lazım. Kürtaj sonrası yapışıklığın en önemli göstergesi normalde olan adet kanamalarının az olması. Eğer böyle bir şey varsa özellikle mutlaka ilaçlı rahim filmi çekilmesi lazım. 14 aylık bebeğim var. Sezaryen doğum yaptım. İkinci hamilelik ne zaman olabilir? Bence uygun bir zaman şu anda. İkili tarama testini öneriyor musunuz? Öneriyorum tabii ki. İkili tarama testi Down sendromu riskini belirlemesi dışında bir de tabii ki bebeğin tepeden tırnağa ilk incelemesi oluyor. Ense kalınlığı bir yandan Down sendromu riskini belirlerken öte yandan da kalpte herhangi bir sorun var mı yok mu'nun ön bilgisini veriyor bize. Vajinal varis normal doğumda sorun yaratır mı? Evet, fazla kanama yapabilir ama genel olarak söylemek gerekirse normal doğuma kesin engel dememek lazım. Tabi varisler çok fazlaysa onu bilemedim şu anda. 35 artı 3'teyim. Bebek baş aşağı dönmemiş. Daha vakti var mı? Yoksa sezaryen mi olurum? 37'ye kadar dönebiliyor. Ama 35'ten itibaren dönme olasılığı biraz daha az. İkinci gebelik için 38. hafta alınmasını söyledi doktorum. Sorun yaşar mıyız? Şimdi bu sıralarda böyle sorular çok geliyor tabii ki. Ne zaman alınabilir bebek diye. Sezaryen kararı verilmişse 38 artı 0'ı beklemek lazım bir kere. Yani tıbbi bir endikasyon yoksa tabii ki, tıbbi endikasyon varsa daha önceden de doğum yapılabilir. Ama 38'i biraz geçip böyle 39'a doğru yaklaşınca planlı sezaryeni yapmakta fayda var. Sesim iyi geliyor mu? Bana bir işaret verebilir misiniz? O sorular arttı. Tamam. Demek ki geliyormuş. Polikistik overim çıktı. Büyük. Bayağı onu eritip çocuk tedavisine başlayacağız. Polikistik over de çocuk eninde sonunda oluyor. Çünkü şöyle düşünün. Polikistik overler zaten genç bayanlar. Genç kadınlar olduğu için de biraz kilo vermeyle ve belki bazen de işte yumurtlama takibi yapmakla bile hamile kalınabiliyor. Yumurtlama takibini evde de yapmak mümkün. Yumurtlama monitörü adı verilen cihazlarla. Amniyot sıvısı fazla ama şekerim yok. Neden sıvı fazla olur? Gebelik şekeri yoksa bunun en sık görülen ikinci nedeni normal artışlar. Yani her bebeğin amniyot sıvısı aynı miktarda olmaz. Bunun bir alt sınır var ve üst sınır var. Üst sınıra yakınsa, hatta üst sınırı biraz geçmişse, beraberinde de mide cebi görülüyorsa, yani bebeğin yutma fonksiyonu da normalse, bunun altından ciddi bir sorun çoğunlukla çıkmıyor. 14 haftalık hamileyim. İdrar yollarında enfeksiyon var. Doktorun fitil verdi. Sanki su geliyor. Fazla değil ama su şeffaf akıntı var. Amniyot sıvısı olabilir mi? 14. haftada tabii ki amniyot sıvısı olabilir ama 14. haftada su gelme olasılığı son derece az. O yüzden onun normal bir vajinal akıntı olduğunu düşünüyorum. İltihap kasık ağrılarına etki yapar mı? Elbette ki yapar. Zaten İdrar yolu iltihabının en büyük belirtilerinden bir tanesi idrar yaparken yanma ve kasıklarda ağrı. O yüzden kasıklarda ağrıyı normal bir gebelik belirtilerinden bir tanesi olarak kabul ediyoruz. Rahimin büyümesine bağlı, çatı kemiklerinin genişlemesine bağlı ama mutlaka bir idrar tahlili ve beraberinde de idrar kültürü yaptırıyoruz öncelikle.
15 haftalığım cinsiyet tam belli olur mu? Doktorum çıkıntı var. Çıkıntı var dedi. Çıkıntı olunca tabii ne oluyor? Erkek oluyor tabii de. Şimdi bir kere öncelikle 15 haftanın altındaki ultrasonlara çok fazla güvenmemek lazım. Bu bir. İkincisi 15 ile 20 arasında cinsiyet söylendiği zaman artık o genelde %100 oluyor diyebiliriz. Çünkü şöyle bir şey oluyor, ben size söyleyeyim. 11. haftada cinsiyet bakılıyor. Ondan sonra kesinleştiriliyor. Ondan sonra üzerinde durulmuyor. Nasıl olsa cinsiyet belli oldu diye. Sonra ileri gebelik haftalarında bir bakılıyor. Aslında farklıymış cinsiyet veya nasıl olsa cinsiyet baştan anlaşıldı diye bir daha bakılmıyor. Ve yanlış cinsiyetler çok ender olmakla beraber artık günümüzde böyle yanlış çıkabiliyor. Gebelik şekerim var, insülin kullanıyorum. Normal doğumu sezaryen mi olmam doğru? Bebeğin irilik durumuna göre değişir bu. Eğer bebek aşırı iri ise sezaryen gerekebilir. Onun dışında insülin kullanmak sezaryen endikasyonu değil. Çok güzel bir soru. 9 haftalık hamileyim. İdrar testinde idrarda keton çıktı. Keton veya aseton aç kalındığının bir göstergesi. Yani vücuttaki depoların harcandığının bir göstergesi. Ve de biz gebelik bulantı kusmalarında bunu vücuttaki açlık derecesinin bir kriteri olarak kullanıyoruz. Keton ne kadar fazlaysa vücut o kadar aç kalmış. Dışarıdan besin maddesi alamamış, içeridekileri harcamış demektir. O tür durumlarda serum tedavisi yapılabilir ama bir tane ketondan bir şey olmaz. Genelde 2-3 keton gibi durumlar olduğu zaman anne adayın kendisi de halsiz hissettiği zaman gebelik bulantılarında serum tedavisi veriyoruz. CMV, IgM, IgG pozitif çıktı. Avidite de düşük çıktı. Şimdi avidite düşük çıktı demek yeni geçirildi demek. Yeni geçirildi demek de bebekte bir sorun olma olasılığı var demek. Çünkü IgM var. IgM ve IgG beraberce pozitif ve avidite de kandaki antikorların ne kadar eski olduğunu gösteriyor. Eskidikçe avidite yükseliyor. O yüzden de avidite düşükse eğer o zaman yeni bir enfeksiyon olma olasılığı var. CMV yönünden incelemelerin başlatılması lazım. Haftalık hamileyim, bel ağrım çok. En sık görülen hamilelik belirtisi nedir? Ağrı. En sık görülen %100'e yakın kişide gebeliğin ilk başından sonuna kadar bel ağrısı, kasık ağrısı, göbek deliğinde ağrı, kaburgalarda ağrı gibi şeyler gözükebiliyor. Beraberinde erken doğumu düşündürecek başka bir bulgu yoksa, yani düzenli kasılmalar yoksa, su gelmesi falan gibi bir şey yoksa, erken gebelik döneminde de beraberinde kanamaydı, şuydu buydu gibi bir şey yoksa ve de özellikle ayaktayken ağrıyorsa, yatınca diniyorsa bu ağrı onun gebelikle ilgili bir soruna işaret eden bir ağrı olma ihtimali hemen hemen yok. Plasenta ön duvarda sorun olur mu? Plasentanın en çok yerleştiği 3 yer. 1. Fundus dediğimiz üst kısmı, 2. Rahimin ön kısmı, 3. Rahimin arka duvarı. Yani ön duvarda olması demek iyi bir yerleşim demek. Rahim ağzına yakın demek değil. Bel açıklığı gebeliğin kaçıncı haftasında belli olur? Bebekte bel açıklığı demek omurgasında ya omuriliğin zarlarının ya da beraberinde sinir dokusunun o kemik kanalda değil de dışarıda yer alması demek. Yani spina bifida. Bu çok erken dönemlerde belli olabilmekle beraber bazen ileri haftalara kadar da tanısı gecikebilir. Bunun en iyi tanı yöntemi kafa içi bulgulara bakmaktır. Omurgada açıklık çok minimal olsa bile bazen kafa içi bulgulara bakarak o bölgedeki bir açıklıktan şüphelenebiliyoruz. 33 haftalık hamilelikte sırt üstü rahat yatıyorum. Ne ala, ne güzel. Yat, yatın. Sol yana yatmak diye bir zorunluluk yok. Eğer riskli gebelik yoksa sol yana yatma zorunluluğu diye bir şey yok. Açılmam kaç santimetre olursa hastaneye yatmam gerekir? Genelde doktor muayenesinde
2-3 santimetrelik açılma varsa ve veya beraberinde düzenli rahim kasılması varsa hastaneye yatılmasını öneriyoruz. 28. hafta biterken şeker testi yaptık. 163 çıktı. Yani 50 gram şeker tarama sonunda 140'ın üzerinde olan değerler anormal. Şeker yükleme yapmak lazım. 100 gram şekerle ilk önce açlık kan şekeri bakılacak. Sonra 100 gram şekerli su içilecek. 1. saat, 2. saat ve 3. saat bakılacak. Toplam 4 değer elde edilecek. Bu 4 değerden 1 veya ikisinden fazlası yüksek çıkarsa gebelik şekeri ön tanısı koyulabilir. 28 bitti demiş. Sorun olur mu? Yok. Hayır. Yani ne kadar erken tanı koyulursa o kadar iyi. Ama 28'de çok geç bir hafta değil. 3 haftalık hamileyim. Değerim 1224. Muayeneye ne zaman gideyim? Bir kere şu terminolojiyi bir beraberce gözden geçirelim. 3 haftalık hamilelik diye bir şey tıbben yok. Yani var da şöyle yok. Klinik gebelik adet gecikmesiyle birlikte başlar. Biz gebelik haftasını adet kanamasının ilk günden itibaren başlatıyoruz. Yani 3 haftalık hamileyim demek ilişki ile gebe kalınan süreye göre 3 haftalık hamileyim demek. Halbuki biz yumurta hücresinin olgunlaşması için gereken 2 haftayı da gebeliğe katıyoruz. Yani burada anne adayının 5 haftalık hamile olduğunu varsayıyoruz. Beta HCG değeri 1224'müş. 1-2 gün bekledikten sonra gebelik kesesi gözükebilir. 27. haftada amniyo sıvısı geliyor. Ne gibi önlemler alabilirim? Doktora gidilmesi lazım. Amniyo sıvısı gelme şüphesiyle birlikte mutlaka doktor incelemesi şart. Çünkü amniyo sıvısı geliyorsa çok çeşitli incelemeler yapılması lazım. 2 aylık bebeğim var, emziriyorum. Doğum kontrol hapı kullanabilir miyim? Doğum kontrol hapını 6 aydan önce önermiyoruz. Çünkü sütün bileşimini değiştirebiliyor. Doğum kontrol hapını genel olarak ben şahsen çok fazla önermemekle birlikte emzirme döneminde bebek doğduktan sonraki 6. aydan itibaren öneriyorum. Kabızlık var. Tuvalete giderken makattan kanama oluyor. Normal doğum olur mu? Normal doğum olabilir ama çok aşırı zorlanır bu hemoroidler. Büyük ihtimalle hemoroid var. Önceden bir tedavi görülmesi lazım. Son ayım dayım. Pardon, son ayım dayım demiş. Ben onu dayım gibi anladım. Son ayımdayım. Doğuma 20 gün var. Bazen midem bulanıyor. İstifra ediyorum. Normal midir? Doğuma az kala, yani artık böyle gebelik bulantılarını düşündürmeyecek bir dönemde eğer mide bulanıyorsa, istifra ediliyorsa mide asidi fazlalığındandır. Ya da mide asidinin normal üretilse bile bebeğin baskısıyla yemek borusuna doğru gelmesinden kaynaklanan bir şey bu. Asit, yani mide asidi. Heartburn deniyor buna İngilizce'de. Kalp yanması deniyor. Neden? Kalbin olduğu bölge aynı zamanda yemek borusunun olduğu bölge olduğu için bu tür durumlarda ne yapmak lazım? Eczanede reçetesi satılabilen antiasitlerden faydalanılabilir. Bitki çayı içebilir miyiz? Kabızlık oluyor. Kabızlık için kullanılan bitki çayları bilakis hamilelikte kullanılmaz. Çünkü bitki çayları kabızlığı nasıl düzeltiyor? Kalın bağırsaklarda o düz kas liflerini kasarak, aynı düz kas lifleri rahimde de olduğu için rahimde de kasılma yapabileceği için hamilelikte kabızlık için kullanılan adaçayı, ahududu ve sinameki gibi bitki çaylarını öneremiyoruz. 19 haftalık hamileyim. Bebeğin eşi aşağıda, ileride sıkıntı yaratır mı? 19. haftadan itibaren 26. 27. haftaya kadar giden süreçte plasenta yukarıya çıkabilir. Beklemek lazım. Kadir'cim, ben de sana çok selamımı söylüyorum buradan. En kısa zamanda inşallah görüşürüz. Dörtlü tarama testi kaçıncı haftada yapılmalıdır? 15 ila 19. haftalar arasında yapılabilir. Hah, başladı gene. Bu son soruşum. Geçen sefer vardı ya öyle bir şey. 35 haftalık gebeğin çatı muayenesi ne zaman yapılır? 37. hafta civarında yapılır çatı muayenesi. Epidural normal doğum riski var mı? Epidural doğum sancısını hafifletip anne adayı tarafından tolere edilebilir bir hale getirmek için kullanılan bir ağrı kesici yöntem. Her yöntemin riski olabilir ama günümüzde anestezi doktorlarımız artık canavar gibi maşallah
çok güzel bir şekilde yapılabiliyor. Bu güzel bir soru. Kuyruk sokumu kemiği kırık olanlar normal doğum yapabilir mi? Şöyle bir çalışma okumuştum ben. Anne adaylarının yaklaşık %1'inde kuyruk sokumu kemiği kırık. Kuyruk sokumu kemiği şu minicik bir kemik var. En son bitiminde artık kuyruk sokumunun. Eğer ciddi bir bel ağrısı yapmıyorsa normal doğuma engel olduğunu düşünmüyorum. Kese var, bebek yok dedi. Bu ne demek hocam? İlk başta kese görülür. Sonra yolk kesesi dediğimiz o içindeki yuvarlak yüzük gibi yapı gözükür. Sonra bebek gözükür. Sonra kalp atışı gözükür. Kesenin görülmesiyle bebeğin kalp atışlarının görülmesine kadar geçen süre bir hafta kadar uzun olabilir. Biraz sabretmek lazım. "37 haftalık hamileyim. Gebelik zehirlenmesi başlamış. İdrar sonucum eser çıktı. Normal doğum yap." Şimdi burada bak hepimize bir mesaj. Gebelik zehirlenmesi denen şey adı kötü ama çok sık görülen bir şey aslında. Gebelik zehirlenmesi yani preeklampsi tansiyonun yükselmesi, tansiyonu yükselmesinin kriteri de ya 140 90 140 V veya 90 üzeri veya alışılmış tansiyon değerlerinin 30'ar üzeri. Yani mesela 140-90 değil de 90-60 olan tansiyonun bir anne adayının 30 üzerine koy 120. 60'ın üzerine 90 koy. Mesela 90-60'da 120-90 da yüksek tansiyon yapıyor. Yani 30-30 arttıysa eğer. Bu gebelik zehirlenmesi tanısı için hiçbir şekilde yeterli değil. Çünkü beraberinde mutlaka idrarda protein kaçağı da olması lazım. Çünkü şunu biliyoruz ki özellikle ilk gebeliği olanlarda gestasyonel hipertansiyon yani gebelik hipertansiyonu sık gözüküyor. Gebelik zehirlenmesi olmadan aradaki ayrım yapmak için tercihen beklenebilirse eğer çok böyle 160'a 100 gibi tansiyonlarda tabii ki vakit kaybetmemek lazım. Ama minimal yükselmelerde 24 saatlik idrarda protein testi çok önemli. 24 saat boyunca böbreğin attığı normalde hiç atmaması gerekiyor. Minimal eğer böbrek albümün çıkartıyorsa ki erişkinlerde normalde hiç olmaması lazım bu ama gebelikte minimal bir eser yani proteinürü olabilir ama bunun belli bir miktarın üzerine çıkmaması lazım. O da 24 saatlik idrarda proteinde anlaşılır. İkili taramam normal, dörtlü taramam yüksek çıktı. Hiç fark etmez, mutlaka bir ileri inceleme yapılması lazım. Birisinden birisi normal gelmesi tabii ki bebeğin normal olma olasılığını son derece artırmakla beraber madem yapıldı bu sonucunda değerlendirilmesi lazım yüksek çıkmışsa eğer. 31 haftalık hamileyim Monrol kullandım. Bu enfeksiyonu tamamen ortadan kaldırır mı? Monrol tabii bunun cevabını vermek için öncesinde bunu da bir antreparantez olarak tüm anne adaylarına söylüyorum. İdrar tahlili çoğu zaman idrar yolu enfeksiyonu tanısı için yeterli olmuyor. Çünkü hangi bakteri üredi, ne kadar üredi ve hangi antibiyotiği kullanırsak eğer bu bakteriyi etkileyip ortadan kaldırabiliriz. Bu üç bilgiyi ancak idrar kültürü artı antibiyogram denen test verir. O yüzden öncelikle onun yapılması şart. "25 artı 4 haftalık ikizlere hamileyim. Progestan kullanıyorum vajinadan. Kaçıncı haftada bırakılıyor?" Bu doktorun önerisine göre değişir. Yani rahim ağzı kalınlığı şu bu. Epidural mi spinal mi? O konuda da bir bilgi vereyim. Epidural sadece normal doğumda kullanılabilir. Spinal sadece sezaryanda kullanılabilir. Belden uyuşturma yöntemi ikisi de. Epidural artı spinal beraberce sadece sezaryanda kullanılabilir. Genelde eğilim şu. Tek başına epidural sezaryanda biraz tabii ki yetersiz olabiliyor. O yüzden ya kombine ya da spinal kullanılıyor sezaryen esnasında. Eğilim daha basit olduğu için, daha kolay olduğu için, daha hızlı olduğu için ve kateter de kalmadığı için belde o 24 saat boyunca belden ağrı kesici vermek için bir kateter bırakılıyor. Pardon düşüyordu az kalsın. O kateterin de bırakılmadığı ağrı kesicilerin damardan veya kalçadan verilmeye devam ettiği yöntem spinal. Genelde anestez doktorları spinal yönünde daha çok
tercih belirtiyorlar. 37 haftalık hamileyin bebeğin kilosu 3500 gram. Maşallah tosun gibi. İyi. 40'a kadar o daha alır herhalde. Çatı muayenesiyle birlikte beraberce karar vermek lazım. Rahimin ters olması gebeliğe engel mi? Rahimin ters olması gebeliğe çoğunlukla engel değil. Çünkü 10 kadından birisinin rahimi ters. İki erken doğum yaptım. Şu an 16 haftalım. Bu da erken olur mu? Düzenli olarak rahim ağzı kalınlığı ölçülmesi lazım. Kan uyuşmazlığı iğnesi kaç kere vurulması gerekir? Hemen burada da bir genel bilgi verelim. Kan uyuşmazlığı ne zaman söz konusudur? Anne adayı RH negatifse, baba adayı RH pozitifse. Gebelikte genelde 28 ile 34. haftalar arasında bir doz yapılıyor. Eğer gebeliğin erken döneminde kanamalar varsa veya başka bir dönemde kanamalar varsa o 28 hafta öncesinde yapılıyor. Tek doz. Sonra bebek doğduktan sonra da eğer kan grubu RH pozitif çıkarsa ki bu olasılık istatistiksel olarak toplumsal istatistikler olarak %85 ikinci iğne yapılıyor. Böylece sonraki gebeliklerin uyuşmazlıktan etkilenmesi engellenmiş oluyor. 33 haftalık hamileyim. Bebeğimde bir tur kordon dolanması var. Bak bu da çok önemli. Bunu da hepinize yönelik olarak söylüyorum. Kordon dolanması demek, bebeğin boynunda kordon olması demek. Bunun bebeğe, şimdi tabii boynunda kordon olunca ip varmış gibi işte böyle ipi boynuna dolayınca işte insan sıkışır ya, öyle bir şey değil. Bu kordon denilen şey çok enteresan bir yapı. Çok kalın bir Varton jeli tabakasının içinden geçiyor damarlar. Bayağı ayıcıklar var ya, jelibon ayıcıklar. Onların kıvamına yakın sertlikte bir Varton jeli içerisinden o damarlar geçiyor. Boynuna dolansa bile çoğu zaman normal doğumda sorun çıkartmıyor. Bunu nereden biliyoruz biz? Gerek sezaryen olsun gerek normal doğum olsun. Bebek doğuyor, bir bakıyoruz ki boynunda bir veya iki kere kordon var. Ve de bebek gayet güzel ağlıyor. Bunu daha önceki şeylerde de mutlaka söylemişimdir. Çünkü bu çok favori sorulardan bir tanesi. Anne adayları çok soruyorlar bu soruyu. Ama dediğim gibi mümkün olduğu kadar ultrasonografide kordon dolanması tanısını koymamaya çalışıyoruz. Çünkü bize bir faydası olmuyor. Bize ne gibi bir faydası olabilir? Yani bize belki bir faydası olabilir. Ama bunu anne adayına söylediğim zaman hamileliği kötü geçiyor. Kaldı ki dediğim gibi kordon dolanması çoğunlukla gayet güzel bir şekilde doğabiliyor. Nuray'cığım selamlar sana da. Çocuklar iyidir inşallah. Gebelikte bak bu da güzel bir soru. WBC yani lökosit en fazla kaça kadar çıkabilir? Gebelikte lökosit sayısı yükselir. Doğal olarak yükselir. O yüzden o tam kan sayımında WBC, VBC, lökosit dediğimiz değerler 12.000 ile 16.000'e kadar yükselebilir. Bir enfeksiyon söz konusu olmasa bile bunu da buradan söyleyelim. Bebeğin çok oynaması normal mi? Eğer sürekli çok oynuyorsa o hareketli bir insandır. Hareketli bir insan yavrusudur. Ama belli bir süre çok oynuyorsa bunun nedeni kendine uygun bir pozisyon arayışında olması veya o anda herhangi bir şekilde bir yüksek ses varsa, şu varsa, bu varsa ondan geçici olarak korkmuş olması olabilir. Ama bunların hiçbirinin kalıcı bir, olumsuz bir etkisi yok. Tokso IgM gri zon çıktı pozitif anlamına mı geliyor? Tokso IgG ve Tokso IgM beraberce bakılması lazım. IgG pozitifliği varsa avidite testi yapılması lazım. Ne demiş bak, rahatsız mısınız siz ya? Size mi demiş, bana mı demiş? Vay anasını. Bana mı dedi yoksa? Alınıyorum bazen ben böyle.
Bu canlı yayın vallahi zor bir şey, ben size söyleyeyim gerçekten. Çünkü bak şu anda parmağımı ben böyle yukarıya kaydırıyorum ya, hepsi soru. Hipertiroidi zeka geriliğine sebep olur mu? İkizlere hamileyim, 13. hafta. Tedavi edilmiş bir hipertiroidi hiçbir şekilde zeka geriliğine sebep olmaz. İkiz hamilelere hangi testleri öneriyorsunuz? Bütün gebelikte yapılan testlerin hepsi ikiz gebeliklerde yapılabilir. Ancak dörtlü test ikiz gebeliklerde teknik olarak yapılamıyor. Son kez soruyorum ama bir de yeni bir ekol eklendi. İlk kez soruyorum hocam. 37,2'deyim. Bebek bir hafta önde gidiyor. Kilosu 3400 civarı. Bu normal doğuma engel midir? Doğuma girerken eğer 4000 gram ve üzeri olursa tabii ki engel değildir ama zorlanabilirsiniz. 4000 gramı genelde sınır olarak kabul ediyoruz. Bazı doktorlar 3500 de kabul ediyor sınır olarak. Sertleş sonrası dikişler kendinden atar mı? Hayır, genellikle biz alırız onları ama eğer böyle gevşek atılmışsa bazen çıkabiliyor. TSH 6,3 çıktı. 4 haftalık hamileyim. İlaç kullanmalı mıyım? TSH yüksek çıktığı zaman beraberinde serbest T4 ve genellikle de anti TG ve anti TPO denen antikorlar bakmak lazım ve sıklıkla da tedavi gerekebilir. Skolyoz var, normal doğum yapabilir miyim? Skolyozun derecesine bağlı olarak değişmekle beraber skolyoz genelde normal doğuma engel bir şey değildir. Gebelik kolestazı 176 çıktı. Gebelik kolestazının 176 diye bir şey yok. Safra asitleri olabilir. Safra asitleri mi acaba? "35 haftalık hamileyim. Ultrasonda verilen kilo ve boy ne kadar doğru gösteriyor?" Evet, bak bu çok güzel bir soru. O yüzden genel olarak herkese hitap eden bir soru. Artı eksi %12,5 civarında bir sapması var ultrasonografinin. Ölçümler standart olarak alındığı zaman, hepsinin böyle ölçüm yöntemleri var. Onlar standart olarak alındığı zaman artı eksi %12,5, yani söylenenden %12,5 daha fazla da çıkabilir, %12,5 daha az da çıkabilir. Ultrasonografi boy ölçmez. Biz boyu uyluk kemiğini 7 ile çarparak elde ederiz. Diyelim ki uyluk kemiği eğer 6 santim ise 6 kere 7 42 santim deriz. Onun da artı eksi 3 santimetre hata payı olabilir. Bir de şu var. Bebek doğduğu zaman bacağını böyle düzleştirmeden ölçtükleri için 1-2 santim daha ufak çıkabiliyor olduğunda. Prilam DR'nin bir zararı var mı? Prilam DR direkt olarak gebelik bulantıları için üretilmiş bir ilaç. Prospektüsünde de öyle yazar. Rahim uzunluğu 2,5 santimetre olmuş. Bunu düzeltebilir miyiz? Hamilelikte dinlenerek. Düzeltemeyiz ama 2,5'un daha da altına düşmesini engelleyebiliriz. Zaten 2,5 santimetre bir rahim ağzı sınırda, çok aşırı düşük değil. İstirahat artı gerekirse doktorun önerisine göre progesteron kullanılabilir. Bir soruya takılmışım da o yüzden cevabını geç verdim, ikinci bölümünün sorunun cevabını. Covid dolayısıyla sağlık ocağı gebeleri aramama durumu olabilir mi? O ne demek ya? Yani son kez soruyor bu da. Hocam Covid dolayısıyla sağlık ocağı gebeleri aramama durumu olabilir mi? Yok canım öyle bir şey. Sağlık ocakları aramaya devam ediyor.
32 hafta ikiz hamileyim. Kasılmalara göre erken doğum olur mu? Bu arada ben bunu artık yavaş yavaş Azerice öğrenmeye başladığım için sorulardan gerçekten çok Azeri anne adaylarımız da çok fazla rağbet gösteriyorlar sitelerimize. Ben de yavaş yavaş öğreniyorum artık. Aslında şöyle soru. 32 hafta ikiz hamileyim. Kasılmalara göre erken doğuş olur mu? Onlar böyle kullanıyorlar onu. Kasılmalara göre erken doğum tabii ki olabilir ama düzenli kasılma olursa eğer, yani böyle 10 dakikada 3 tane falan filan kasılma olursa o zaman tabii ki erken doğum riski olabilir. Bu Azerice'yi ben çok seviyorum gerçekten ve de bayağı bir kelimeler öğrendim ama Azerice soru sorarsanız böyle tamamen klasik sizin kendi aranızda konuştuğunuz Azerice'yi soruyorsunuz bazen. Herhalde şey diye düşünüyor, doktor bu her dili bilir falan diye. Almanca, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca biliyorum ama Azerice'yi daha öğrenme sürecindeyim. Ama öğreneceğim onu da. Bulantı için önereceğiniz ilaç var mıdır? Bulantı ilaçları var fakat bulantının en iyi çözümü beklemek, sabretmek bir. İkincisi, bulantı neticesinde gıdalardan tiksinildiği için eğer gıda tüketilemiyorsa o zaman bebeğe bir şey olmayacağını da bilmek lazım. İlk 3 ay beslenememekten bebeğe kolay kolay bir şey olmaz. İlk önce kendisinin çok kötü duruma düşmesi lazım ki bebeğe bir şey olsun. O yüzden de bulantı ilacı önermiyoruz. Ekşi ve tuzlularla beslenelim diyoruz. Ekşi ve tuzlular. Yamuk kese düzelir mi? 6. haftada bebek görülmedi. Beta 10 bin. 2 gündür yazıyorum diyor. 2 gündür. Yamuk kese. 6. haftada bebek görülmedi. Beta 10 binde bebeğin görülmesi lazım. İnşallah görülür. Biraz daha sabretmek lazım. Yani gerçekten umuyorum ki 1-2 gün sonra gözüksün. Hocam görün artık sorumu. Rahmin ters olması hamileliği engel midir? Oho, ben demin ona cevap verdim. Hep gebelikle ilgili sorularımı cevaplıyorsunuz. Öyle soruluyor. Ben de onları cevaplıyorum. Ne yapayım? Başka soru sorun onları cevaplayayım. Kadın da onunla ilgili tabii. Saçımızı ne zaman boyatabiliriz? Malum beyazlar coştu. 25 haftalık gebeyim. 10. haftadan sonra boyatılabilir. Bebeğin ön arka çapı böbreğinin 7 milimetre çıktı. Cinsiyet kız ne gibi sorun olur? İki böbrekte ise eğer bu ve de doğuma kadar eğer çok yükselmezse 9'un 10'un üzerine çıkmazsa genelde bir sorun oluşmuyor. Bebek doğduktan sonra ortadan kalkıyor. Düzenli olarak böbreklerin takip edilmesi lazım. 7 milimetre çok fazla değil. Yüz kez yazdım. Ne olur cevap verin. Çift rahim hakkında bilgi verin. Çift rahim denen şey, şimdi normalde rahim oluşurken siz anne karnındayken sağdan ve soldan iki parçası geliyor, ortada birleşiyor. Bu birleşme tam olduğu zaman herhangi bir sorun olmayan bu tek odacıklı rahim oluyor. O birleşmenin derecesi eğer hiç yoksa, yani hiç birleşmemişse çift rahim denen durum meydana geliyor. Az birleşmişse İşte bu perde dediğimiz durum meydana geliyor. Yani ne çift ne de tek olan durumlarda rahim içinde perde vardır. Bunu genelde biz ameliyatla almayı tercih ediyoruz. Çift rahimde ise genelde erken doğum riski biraz artmış olmakla beraber doğum olabiliyor. Ama tabii ki ilaçlı rahim filminde ne olduğuna bağlı. Ben de Van Erciş'liyim. Biz de Azerbaycan dili konuşuyoruz. Antep'teyim. Ailemle telefonda konuşunca herkes Azeri misin diyor. Azerice güzel bir lisan ya. Gerçekten. Yani öğrenmek istiyorum. Dokuz haftalık hamileyim ama kistim de var. Sol yumurtalıkta. Gebelik artı kistte genelde hiçbir sorun çıkmıyor. Çünkü İşte denir ya kist kendi etrafında dönüp kendi kendini boğduğu zaman işte acil ameliyat gerekir falan diye.
Rahim büyüdükçe onu böyle yerinde hapsediyor ve sıklıkla sorun oluşmuyor. Keşke Azerice bilseydim cevap belki verirdiniz. Yani çok soru çok fazla var. Ben yetişemiyorum. Kendi çapımda işte böyle cevaplamaya çalışıyorum. Covid nedeniyle Oxapar yani kan sulandırıcı iğne bulunmuyor. Yerine Koraspirin kullanabilir miyim? Koraspin veya bebe aspirin, baby pirin. İkisinin etki mekanizmasının birbiriyle hiçbir alakası yok. O yüzden de ikisi birbirini yerine tutmaz. Oxapar yerine başka preparatlar var. Çin takvimi doğru mu? Herkes onu konuşuyor. Çin takvimi doğru mu? Yok canım. Yani olabilir tabii de zaten olasılık %50. O yüzden de 16 artı 6 haftalık bebeğimde mesanede kist görüldü. Tehlikeli midir? Mesane büyümesi görülmüştür büyük ihtimalle. Takip etmek lazım ama büyük ihtimalle amniyosentez gerekir. Acaba bebekte kromozom bozukluğu mu var diye. İşte bak bu da herkesi ilgilendiren bir soru. Şimdi biz bebeğin beyin anatomisini incelerken gebelik haftası ilerledikçe en çok üzerinde durduğumuz şeylerden bir tanesi bebeğin beynindeki o ventrikül dediğimiz su kanallarında genişleme var mı yok mu diye ve bunun 10 milimetre altında olmasını tercih ederiz. 10 milimetrenin üzerinde olursa 10 ile 12 arasında minimal bir risk artışı oluyor. Bebeğin santral sinir sisteminde sorun çıkma olasılığı açısından. 15 milimetrenin üzerinde çıkarsa eğer daha ciddi sorunlar oluşabiliyor. 11 milimetre özellikle de erkek bebekse olabilen bir durum. 24 haftalık bebeğimin ensesi 6,6 milimetre ölçüldü. Korkmalı mıyım? 24 hafta ense kalınlığı ölçüm için çok iyi bir hafta değil, onu söyleyeyim. 21 ve 22'den itibaren ense kalınlığı ölçümü çok iyi yorumlanamayabiliyor. Folik asit kullanmadım 11 haftalık. Hamileyim çok mu geç kaldım? Kullanmasam sıkıntı olur mu? Yani büyük ihtimalle ikili testte bebeğin omurgasını böyle gayet güzel bir şekilde göreceklerdir. O zaman demek ki folik asit kullanmamanın dezavantajlarının %99'u ortadan kalktı demektir. Bu da çok güzel bir soru ya. Bak bunun videosunu yapacağım. Çünkü soruyu okuyayım ilk önce. 27 haftadayım. Oxapar iğne göbekten vuruyorum. Bebeğe ulaşır mı iğne? Giderek artan sayıda anne adayı günlük iğne kullandığı için korkuyorlar. Şimdi iğnenin ucunu gördüyseniz eğer şu kadarcık bir iğne. Halbuki cilt var. Cilt altı var. Cilt altı yağ dokusu var. Kas kılıfı var. Ondan sonra kasların kendisi var. Her şeyden önce rahim var. Rahim bayağı kalın bir organ. Yani o iğneyi bilinçli olarak ben ta şeye kadar götürmek istiyorum, bebeğe kadar götürmek istiyorum deseniz bile mümkün değil. Neden? Amniyosentez dediğimiz bebekten sıvı aldığımız iğnelerin büyüklüğü ne kadar? Bu kadar. Hatta bazen daha büyüğünde kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Yani şu ancak rahim içine ulaşabiliyor, şu büyüklükteki bir iğne. O yüzden isteseniz dahi ki niye isteyesiniz ki? Öyle bir şey söz konusu bile olamaz. Hamilelikteki balık tüketimi hangi aylarda? Her ayda düzenli olarak tabii ki balık mevsimi de var sonuçta. Eğer balık tüketilemiyorsa kaynakları ceviz ve omega 3 tabletleri. Hamilelikte tetanoz aşısı gerekli mi? Sağlık Bakanlığı'nın önerileri arasında iki doz tetanoz aşısı var. Alanya'da önerebileceğiniz bir doktor var mı? Maalesef yok ama gene bakarım. Haftada serklaj işlemi yaptırdım. Yatmam gerekir mi? Mutlaka. Mutlaka.
Çarpıntı normal mi? Hamilelikte çarpıntı eğer önceden bilinen bir kalp hastalığı falan yoksa metabolizmanın artışına bağlı olarak çarpıntı en sık görülen şikayetler sıralamasında biraz daha altta yer almasına karşın gene de oldukça sık. Tek arter, tek ven tek başına bir sorun yaratır mı? Normalde göbek kordonunda iki arter vardır, bir ven vardır. Ven bebeğe oksijenli temiz kan taşır. Arterlerde bebeğin metabolizması sonucu oluşan karbondioksit ve diğer atık maddelerini plasentaya taşırlar. Oradan da anne onları atar. Bazen %1 ile %3 anne adayında bir arter gelişmemiş oluyor. Yani bir atar damar, bir toplar damar oluyor. Beraberinde kalbin odacıklarında veya büyük damarlarında herhangi bir sorun yoksa bebekte çoğunlukla sorun olmuyor ama acaba gelişme geriliği olabilir mi diye biraz daha düzenli takip etmek lazım. İki çocuğum var. 13 sene ara verdim. Geç mi? Yaş kaç? 35 üzerinde ise artık 43 yaşına kadar hamile kalınıyor. Yani 43 değil tabii de yani 40'lı yaşlarda da hamile kalınabiliyor. O anlamda söylüyorum. Ama tabii ki hiçbir şekilde mümkün olduğu kadar geciktirmemek lazım. Tolga, Arda 15 yaşına geldi ha. Vay be. Süper vallahi. Herkese sevgiler. İlk doğumu kolay olanın ikinci doğumu da rahat olur mu genelde? Ama tabii ki ilk bebeğin kilosu, ikinci bebeğin kilosu falan filan. Rahim açılması için ne yapabilirim? 38 haftadayım. Ha, doğumu kolaylaştırmak için ne yapabilirim diye bir soru bu. Nispeten güzel bir soru. Yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Yani rahim açılmadığı zaman açılmıyor. Zamanı geldiği zaman, zamanını bekliyor. Bizim yaptığımız müdahaleler bile ilaç şeklinde başarılı olamayabiliyor. O yüzden beklemek lazım. Patlıcan yiyin, işte hoplayın, zıplayın, ilişkiye girin falan filan gibi şeyler var. Ada çayı için, sinameki için falan filan yok. Onları şey yapmayın. Dişimde çürük oluştu, çok ağrı yapıyor. Bunun için tedavi et. Tabii ki diş tedavisi hamilelikte yapılabilir ve yapılmalıdır da zaten. 12 haftalık hamileyim. Alerji ilacı kullanıyorum. Zararı var mıdır? Alerji ilaçlarının çoğu rahatlıkla kullanılabiliyor. Özellikle de zaten 10 haftaya geçmişsiniz. Organ gelişimi tamamlanmış. Zaten alerji ilacı yani hayati bir şey. Alerji önemli bir şey. 14 haftalık hamileyim. Uterin arterde erken diyastolik çentik izlenildi. İleride düzelme olabilir mi? Evet olabilir. Şöyle bir 19. hafta civarında tekrar bakmak lazım. Şeker tarama testi ile ilgili size bir şey daha söyleyeceğim ben. Burada bir soru var. İlk önce onu okuyayım. Açlık şekerim 104. Yükleme sonrası 137 çıktı. Yani 104 biraz yüksek gibi görünüyor. Çünkü ama referans değerine bakmak lazım. Referans değeri 95 mi 105 mi? 105 ise eğer normal. Şeker tarama testinde birinci saat değeri de 50 gram sonrasında 137, 140'a kadar olan değerler normal. Açlık kan şekeri bakılmasına gerek yok. Herhangi bir zamanda sadece 50 gram şekerli su içtikten sonra bir saat hiçbir şey yiyip içmeyip bir kan alıyoruz. Onun 140'ın altında olmasını istiyoruz o değerlerin. Normal diyebilmek için. Yumurta rezervi azlığı hamile kalmaya engel mi acaba? Yumurta rezervi azlığıyla birlikte yaş da çok önemli. Yumurta rezervi azlığı gibi görünen ama yaşı genç olan kadınlar daha kolay hamile kalıyor. Bununla birlikte yumurta rezervi çok iyi bir gözüken ama yaşı böyle 35'in 40'ın üzerinde olanlarda yumurta rezervi çok iyi görünmesine rağmen hamile kalmada zorlanılabiliyor. En önemli kriter yaş.
Rahim damarında ilk gebeliğinde çentik vardı. İkinci gebelikte tekrar olur mu? Olabilir ama genelde olmuyor. O gebeliğe özgü olarak olmuş olabilir. Bebeğin bağırsaklarında parlaklık var dediler. Sizce bu ileriki haftalarda düzelir mi? Sebebi nedir? 17 haftadayım. Grade 1 parlaklık, yani böyle ultrasonografide tam böyle karın bölgesini görürken birazcık ortamı koyulaştırıp o aletin şeyiyle oynadığımız zaman koyulaştırma şeyiyle eğer kemik kadar parlak çıkıyorsa hemen o esnada çünkü kemik de gözükebiliyor orada. O zaman biz ona işte bağırsakta parlaklık diyoruz. Ne kadar kemiğe yakınsa o kadar parlak anlamına geliyor. Genelde bunların altından pek bir şey çıkmıyor ama bazen kistik fibroz dediğimiz bir metabolizma hastalığı var. Onun testini yapmak gerekebiliyor. Cinsiyet soruları. 13 haftalıkken doktor bebek kıza benziyor dedi. Yanılma olur mu? Benziyor demiş işte yani. Yanılma olabilir demek bu. 13. haftada cinsiyet baktırmayın. Gerçekten yani 15. haftadan önce hiç cinsiyet falan sormayın doktora. Çünkü doktor bir süre sonra kendini zorunlu hissediyor. Sizi kırmamak için. Ondan sonra da benziyor diyor mesela işte %60 olasılık var diyor, %70 olasılık var diyor. Bunlar cinsiyet değil ki ya. Cinsiyet dediğin %100 olur. 15. haftadan önce gerçekten baktırmayın. Bir de bu cinsiyet şeyi nedir ya böyle bu kadar? Cinsiyet, cinsiyet, cinsiyet. Allah Allah. Cinsiyet ne ya? Ne güzel. Adet gecikmesinden muayene oldum. Yumurtalıkların yavaş çalışıyor denildi. Daha sonra hamile olduğumu öğrendim. Süper ya. Ne kadar güzel. Bir problem olmadığından emin olabilir miyim? Hamilesin işte. Ne güzel. Oo, süper vallahi. Kaçıncı haftada NST'ye girilir? 32'den sonra girilebilir veya kliniğin NST uygulamasına göre bazen 37'den sonra da girildi oluyor. Onun yani şeye göre eğer risk varsa tabii çok daha erken dönemde de girilebilir. "36. haftadayım. Doğumda COVID kapmaktan çok korkuyorum." Doğumhaneye gelene kadar COVID kapmayan birisinin artık günümüz önlemlerinde hastanede bunu kapması son derece düşük bir ihtimal, onu söyleyeyim. Tamam. Yani 36'ya kadar gelmişsiniz artık. Covid kapmamışsınız. Koronavirüs size bulaşmamış. Yani durup dururken bu kadar sürede kapmadınız da hastane ortamını mı kapacaksınız? Bu olasılık gerçekten çok az günümüzde. Çünkü hastanelerde çok iyi önlemler alıyor. Görüyorsunuz hepsi kıyafetlerini görüyorsunuz sağlık personelinin. Son derece dikkat ediliyor. O yüzden de hastane açıkçası dış ortama bile göre günümüz koşullarında bu kadar önlemden sonra daha güvenli bile olabilir. Cevap verin artık. 20. haftada çocuk 313 gram, gram 21 santim. Ezbere bilmiyorum bunları ama ölçümleri gebelik haftasıyla uyumluysa yani 20. haftayı ezbere bilmiyorum. Normaldir. Kilo soruları gerçekten yani şu anda bir dahaki sefere belki o şeyi getirebilirim de ezbere bilemiyorum. Yani o haftada kaç kilodur falan diye. 30 haftalık hamileyim, çarpıntı ve nefes darlığı şikayetim çok oluyor. Özellikle dinlenme sırasında ne önerirsiniz? Dinlenme sırasında oluyorsa bir kardiyoloji muayenesi öneririm ama gene de altından bir şey çıkma olasılığı çok yüksek değil. Hiç dışarı çıkamıyoruz, güneş göremiyorum. D vitamin eksikliği olabilir mi? Olabilir ama 5 dakika bile güneşe maruz kalmak bile çok şey fark ettiriyor. Ortalaması 15 dakika olmakla beraber balkona çıkın. Dışarı çıkmaya çalışın gene de. Tiroidim 5.9 çıktı. 21 haftalık hamileyim. 5.9 biraz üst sınırda olmakla beraber 21. haftada olduğunuz için çok yüksek değil. İyi. Serbest T4 bakılması lazım. Folik asitin yanında regenesis kullanmalı mıyız? Ha bak bu konuya da bir değineyim ben size şimdi.
Hepimiz böyle multivitamin kullanıyoruzdur çoğunlukla. Ama bu multivitaminlerin birkaç tane markası var ya. Sadece markadan daha ziyade içerikleri de önemli. Kimisine kimisi uymayabiliyor. Mesela kimisinin içinde demir miktarı daha az, kimisinde daha fazla, kimisinde omega 3 yok, kimisinde kalsiyum hiç yok. Yani marka yerine içeriğinin kişiye özel belirlenmesi lazım. Ön planda kalsiyum için başka bir ilaç, ön planda demir için başka bir ilaç, ön planda iyot için başka bir ilaç. İlaç derken multivitamin hamilelik takviyelerinden bahsediyorum. Çocuk annenin genetik yapısını alır mı? Ben küçük doğmuşum, çocuk da minyon olacak dediler. Doğru mudur? Evet, alabilir tabii ki. Minyon demek sağlıklı ufak demek bu arada. İşte bak soru budur. 30 haftalık hamileyim, bebek 14 bin kilogram çıktı. Ya biraz da yazarken bakmak lazım. 14 bin kilogram, 14 ton yani. Midemden boğazıma kadar yanma var. Bir aydır doktora gitmiyorum. Ne önerirsiniz? Eczaneden antiasit çiğneme tableti alabilirsiniz. Doktora gitmenize gerek yok bunun için. 15 haftadayım. Hiç muayene olmadım. Yakınımdaki hastane karantina hastanesi oldu. Ne zamana kadar bekleyeyim? Ya 15. haftadan 25. haftaya kadar bekleyebilirsiniz. Şu karantina durumları falan bir düzelsin. Geç döllenme tam olarak nedir hocam? Yumurtlama günü iptal mi oluyor? Hemen söyleyeyim. Son adet tarihin ilk günden itibaren kadınların %80'inde 14. gününde yumurtlama olur. Ondan sonra mesela 5. haftadayken baktığımız zaman buna 5 haftalık gebelik deriz. Fakat bazen bakıyoruz 5 haftalık gebelik çıkması gerekirken, gebelik esesi çıkması gerekirken gebelik esesi de ortada gözükmüyor. İşte bu anne adaylarında çoğunlukla döllenme yani yumurtlama ikinci haftada değil üçüncü haftada oluyor ve biz buna geç yumurtlama adını veriyoruz. Bu bir patoloji değil. %20 anne adayında olabilen bir durum. Bizi yanıltmasın diye gebelik haftasının gerçek haftasını hesaplarken bunu önceden mutlaka not ediyoruz ilk ultrasonlarda. Aşırı stres yaşıyorum. Bebeği stres nasıl etkiler? Şimdi bir stres derken yani olağan stresler dışında bebeğin stresten etkilenmesi için bunun çok ciddi bir stres olması lazım. Yani günlük yaşadığımız stresler, stres tabii de daha ciddi şeyler var. Savaşan, savaşta olan ülkeler var. Açlıkla savaşan ülkeler var. Ondan sonra işte bu koronavirüs nedeniyle o manzaraları televizyondan değil de direkt olarak birebir yaşayan kişiler var. Ondan sonra kocasıyla sürekli kavga edenler var. Kaynanasıyla sürekli sorunları olanlar var ama her gün. Arada sırada tabii ki olabilir ama işte stres bu. Bu bebeği olumsuz etkileyebilir. Ama arada sırada yaşanan stresler bebeği olumsuz etkilemez. Ama tabii ki huysuz bir bebek olmaması için mümkün olduğu kadar anne adayının soft bir hayat sürmesi lazım. Anne adayına birazcık böyle sakinlik sağlamak lazım. Böyle vıdı vıdı etraftan şeyler, kızım şunu ye, kızım şunu yap, ağır kaldırma, rafa uzanma, şunu yapma, bunu yapma falan filan böyle sürekli olarak böyle 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 konuşulunca anne adayının beyni bulanıyor. Bu da doğal bir şey tabii değil mi? Yani hamilelikte ne olacak? Anne adayını kandırması, korkutması en kolay şeylerden bir tanesi. En kolay korkutulacak kişi kimdir? Anne adayı bir de bebeği ufak olan anneler. Yani o yüzden de bunu bir şey güç gösterisi olarak şey yapmamak lazım. Bilakis anne adayına iyi davranmak lazım ya. Değil mi? Herkesin hoşuna gitti tabii böyle deyince. Doğru.
İdrarda protein çıkması ne demek? İdrarda protein normalde çıkmaması lazım hamilenin hiçbir döneminde. İdrarda protein çıkıyorsa ya böbrek problemi vardır ya da daha sıklıkla eğer tansiyonu yükseliyorsa o zaman gebelik zehirlenmesi olabilir. Sorulara cevap vermek için alfabetik sıraya mı göre mi veriliyor? Ne alfabetik sırası ya? Şurada şu anda var ya en az 500 tane soru var. Ben böyle çarkı felek gibi çeviriyorum, bakıyorum. Herkesi ilgilendirebilecek olan bir soru buluyorum. Ona cevap veriyorum. Alfabetik sıra falan. Nerede? Bak böyle şu hareketi yapıyorum ya ben. Hala daha gidiyor sorular bak. Yani öyle maalesef bir lüksümüz olamıyor. Mümkün olduğu kadar aralarından herkesi ilgilendirecek soruları seçmeye çalışıyorum. Neden cevap vermiyorsunuz hocam? İdrarda bir keton ne demek? İdrarda keton çıkması veya aseton çıkması aç kalındığının ve vücudun depolardan gıda maddesi aldığının göstergesidir. Yani beslenme ile ilgili bir şey. Bazen de diyabetle ilgili de olabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonu hamile kalmaya engel midir? Çoğunlukla değildir. Epiduralsiz normal doğum, epiduralli doğuma göre daha sağlıklıdır diyebilir miyiz? Şimdi bu bir felsefi bir soru, onu söyleyeyim. Yani tıbbi bir soru değil. Felsefi, tıbbın felsefesiyle uğraşanlar derler ki doğum sancıları sağlıklıdır ve annenin bebeğiyle ilk bağları kurması açısından önemlidir derler. Ama bu tabii ki sadece felsefi bir yaklaşım. Ortada çekilen bir ağrı olduğu zaman o felsefeyi yapanlar da genelde erkekler. Ağrı söz konusu olduğu zaman felsefeden daha ziyade o ağrıyı gidermek gerekiyor. O yüzden de epidural oldukça önemli bir şey. Bir yaşında oğlum var. Emziriyorum. 5 haftalık hamileyim. Emzirmeye devam edebilir miyim? Hamilelikte emzirme söz konusu olabilir. Geçen yalnız şöyle bir şey olmuş. Yanıtlarda gördüm. Birisi şöyle sormuş. 9 aylık hamileyim. 8 aylık bebeğimi emzirebilir miyim diye. O da yorum olarak şöyle bir şey atmış. Benim matematiğim bunu anlamaya yetmedi diye. Yani 9 aylık hamile ama 8 aylık çocuğu da var aynı zamanda emzir diye. Herhalde 8 haftalık demek istemiş ama biz arada tabii ki onu 8 ayı 8 hafta diye anladık ve o şekilde cevap verdik. Hamilelikte emzirilebilir. Detaylı ultrasonda bebeğimin beyninin tek tarafında 5,3 milimetrelik kist görüldü. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Koroid plexus kisti dediğimiz şey genelde trizomi 18 dediğimiz kromozom bozukluklarında ortaya çıkıyor. Ve de kendinden genelde 24. 25. 26. 27. haftalarda kayboluyor. Tek taraflıysa ve 1 santimetreden daha ufaksa çoğunlukla fetal DNA dediğimiz şu yurt dışına giden testi öneriyoruz ama çoğunlukla da bir şey çıkmıyor. Beş haftalık hamileyim. Keseyi gördüm arkasında kan toplanmış. Kese görüldüyse dış gebelik veya bozulmuş gebelik olabilir dedi. Yani dış gebelik olma olasılığı son derece az. Keseyi görmüş çünkü rahim içinde. Bozulmuş gebelik olabilir tabii ki. Biraz sabırlı olup beklemek lazım. İlk gebeliğinde preeklemsi geçirmiş olan biri ne kadar süre sonra tekrar hamilelik düşünülebilir ve gebe kalmadan önce neler yapılmalı, hangi testler yapılmalı? Gebelik zehirlenmesi tekrarcı özelliği olmakla beraber çoğunlukla tekrar etmiyor, onu söyleyeyim. Kardiyolojik ve nefrolojik yani kalp ve böbreğe ait bazı incelemeler yapılması lazım. Kan pıhtılaşma testleri yapılması lazım. Yani mini bir check-up'la birlikte kan pıhtılaşma testleri yapılması lazım. Öncelikle sonra hamile kalınabilir. Ayrıntılı ultrason ne zamana kadar geciktirilebilir? Ayrıntılı ultrason hiç yapılmayabilir. Aslında her ultrason bir ayrıntılı ultrasondur. Ama ikinci düzey ultrason özellikle tepeden tırnağa bebeğin gözden geçirildiği bir ultrasondur ve gebeliğin her haftasında tabii ki yapılabilmekle beraber en iyi göründüğü bebeğin hafta 19 ile 23. haftalar.
Instagram kasmaya başladı. 24 saniye kaldı diyor. Bitmek üzere yani. Kimyasal gebelik iki kere üst üste olursa neyi önce araştırıyorsunuz? Hiçbir şey araştırmıyoruz. Kimyasal gebelik bir düşük değildir çünkü diyoruz. Ve bu konuyu daha sonra incelemek üzere